İyi geceler sevgili seyirciler. Tarihin Arka Odası'na hoş geldiniz. Birkaç günü anons ediyoruz İlber Hoca'yı. İlber Hoca şu anda uçağa inmek üzere Paris'ten geliyor. Herhalde bir yarım saat içerisinde bize katılacak. Ve uzun zaman hocayla beraber sohbetlerde bulunacağız. Bizlere irşad edecekler. Uçağı zannedersem bir 5 dakika sonra iniyor. Yarım saat içerisinde burada olur. Sohbetlerde bulunacağız, doğru mu? Affedersin sadece. Tabii doğrudur. Kulağa çok tuhaf geliyor. Hayır, alışılmadık için, alışılmadığınız için belki yabancı gelir. Hayır, sohbet edeceğiz. Şimdi kelimelerin şeyi vardır, nasıl diyeyim sohbetlerde size. Sohbetlerde bulunacağız. Güzel geliyor tabii kulağa. İfadelerin farklı aşamaları vardır, dereceleri vardır. İki kişi sohbet edebilir, sohbet yapılır bir grupta veya sohbete de bulunulur. Bulunulur. Daha resmi ve üst düzey oluyor biraz. Bulunmak. Tabii. Biz resmi ve üst düzey mi? Hayır, İlber'den bahsederken söyledim. Gıyabında. Efendim, bu arada hepimiz bu elim kazada ölenlere rahmet diliyoruz. Helikopter kayıp, kazasında. Kayıp. İnşallah sağ bulunur. Hepimizin temennisi o. Ve bu saatlerde galiba bir maç var. Evet. Takımımıza da milli maçmış değil mi? Ben anlamadım. Tabii İspanya'yla. Evet, takımımıza maça da başarılar temenni ediyoruz. Evet. Temenni de edilir. Biliyorsunuz. Onu biliyorum. Evet, hoca gelene kadar biz Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden bahsedelim. Yalnız o konuya girmeden önce sevgili seyirciler, daha önce de hep yapıyoruz hemen hemen her program başında. Çok sayıda mail geliyor. Tek tek cevap verme imkanımız maalesef yok. Çünkü bir programa gelen mailleri cevaplandırmak 2-3 hafta sürer. Sonra cevaplandırmak. İyi temennilerinize, güzel sözlerinize teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi aksi yöndeki ifadelerinize de aynen iade ediyoruz. Bu arada özellikle daha önceki programlarda bu Tarihin Arka Odası'nın daha sonraki bölümlerinde yayınlamak üzere bir fotoğraf rica etmiştim. Cezayir'le ilgili, Yeniçeri Kışlası'yla ilgili bir program. Efendim, Assubay Yusuf Göle'ye, Sayın Yusuf Göle'ye gönderdiği fotoğraflar için teşekkür ediyorum. Bugün elime geçti fotoğraflar. Evet, biz çöküş dönemine başlayalım. İlber Hoca gelince 19. yüzyılda, yani onun ifadesiyle imparatorluğun en uzun yüzyılını konuşacağız. Kitabı evet, da burada. Hatta gösterin isterseniz. Üçüncü baskısı. İlber'in en önemli kitaplarından biridir. Evet. Bence en önemli kitabı. Evet. Yani zaten yok, idare tarihi de çok güzeldir. Şey olarak. Benim en zevk aldığım kitap bu. Bu biraz nasıl diyeyim? Şöyle popüler göstereyim. Kitaptır. Ama çok güzel karşılaştırmalar vardı kitapta. Compare etmiş. Demedim, tamamlamadım bravo cümlemi. Karşılaştırmalara tekamül var, çevirdim. Güzel. Bravo. İlerleme, evet. Gelişme daha ziyade Türkçe konusunda. Bravo. Çok kendimi güzel tutuyorum. Ne de? Arada bazı kelimeler çıkacakken hemen düzeltiyorum. Bravo. Size de o yakışır. Ama siz de ama bu arada bayağı bir düzelttiniz. Kullanmam ki ben. Arada bayağı Fransızca kelime çıkıyor. Yok, sizden. Yok, e-mail diyorum yani, elmek demem ben. Elek der gibi. E-mail derim. Bu Türkçe'ye girmiştir artık. Fransızca olunca tabii 100 yıl öncesinden kalma bir sürü kelime olduğu için çok daha rahat kullanıyoruz. Türkçe'ye girmiştir onlar ama artık. Türkçe'de kullanılıyor. Yani ben şuna karşıyım. Öz Türkçecilik. Tamam kardeşim, öz Türkçe yapın. Yeni kelime bulun ama eskisini de kullanın. Doğru. Yabancı dilden Türkçe'ye girmiş bir karşılık varsa onu da kullanın. Dil zengin olsun. Ama ben dilde biraz ahenk ararım. Mesela yapıt demem ben, çapıt gibi. Daha önce de söylemiştim. Yontu. Çok, o ne o? Heykel mi? Heykel. Şimdi bak, çok, heykel çok, çok güzel bir kelime mesela. Heykel tabii. Çok ters bir şey bu. Biz kelimenin karşılığını almıyoruz. Yani bu uydururlarken bu kelimeleri onunla ne yapılır? Evet. Heykel nasıl yapılır? Yontulur, yontu yapıyorlar. Değil mi? Böyle şeyler yapılıyor. Mimara ne diyorlar şimdi? Ona da uydurmuşlar bir şey. Bilmiyorum. Bir şey uydurmuşlar. Var mı? Yani kelimenin asıl manası mesela gözlük ne yapılır? Takılıp görülür. Ben buna tak gör mü diyeceğim şimdi? Şeyden.
bazıları gerçekten değilse. Yani mesela daha önce de konuşmuştuk. İmge, imaj, sembol bilmem ne bunlar... Özellikle felsefe kitapları okumak işkence gibi, çeviri felsefe kitapları. Çünkü tabii ki belli deyimlerin ya da kavramların tam karşılığı olmuyor. Ama böyle okurken bir paragraf, hiçbir şey anlamadığım paragraflar oluyor. Bennin Hanım zaten felsefe kitabı, ciddi bir felsefe kitabı kendi lisanından okunur. Okunabiliyorsa. Okunabiliyorsa tabii ki. Almanca bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Ben de bilmiyorum, okumayacaksınız. İşte. Ama orada mesela İngilizce ama çevirileri İngilizce'ye çok... çeviriyorlar, İngilizce'ye ve çeviriyorlar. Ve çok ciddi şey, mesela evet. Walter Kaufmann diye bir adam vardır. Hı-hı. Çoğunlukla Alman filozoflarını mesela Nietzsche'yi, Schopenhauer'ı bir sürüsünü Kaufmann çevirmiştir. Muhteşem çeviriler. Almanca bilmiyorum ama hissedebiliyorsunuz. Ama şimdi Nietzsche'nin de artık yani 100 küsur senede mükemmel İngilizce tercümeleri var bunun. Onun için benim için mahsur yok ama yani yeni... eserler çevrilmediyse mümkünse biliyorsanız Batı dili ama Türkçesini hiç anlamıyorum ben onların şeyden. Efendim bu girizgahtan sonra tabii bu şey çöküşe gelelim. Evet. Dilde dediğiniz doğru. Özellikle oturmuş kelimelere karşılık bulmaya çalışmak boşuna gayret. Yani kelime oturmuş Türkçeye girmiş. Bilgisayar kabullenilmiş mesela, tabii. Gayet güzel bir yani, mesela vantilatör aklıma geldi. Hı. Ne yapar? Rüzgar yer yapar, yerleç diyorlar. Yerleç mi diyorlar? Yerleç diyorlar. Dil kurumu bulmuş. Bir de niye... İleti. İleti yani. Yani niye mesaj demezsin şimdi mesela? Bunların kullanılmasının, batı karşılıklarının kullanılmasının sebeplerinden biri kısa olmasıdır. Evet. Ve oturmuş olmasıdır. Oturmuştur ve kısadır. Dinleti diyorlar ya şimdi. Dinleti falan yani. Dinleti başka şeyler hatırlatıyor bana. Yani. Dinleti diyebilir. Konser varken niye dinleti evet. Diyeyim ben? Yani şey... Evet, programımız tarih programı da evet. Efendim, malumu devletleri olduğu üzere. Estağfurullah. Efendim, onun için şimdi biz çöküşten başlayalım. İlber Hoca gelince bize 19. yüzyılda tamamen gümbürdeme dönemini, anlatır. O gümbür gümbür ifadesiyle anlatsın. Evet. Çöküş nerede başlar? İkinci Viyana kuşatması aslında. Yani aslında daha eskiye de gidiyor ama... Bir de çöküşten ne anladığımızı da bence açalım burada. Yani sadece parça parça gitmesi. Evet. Tabii de yani mesela ekonomik boyutuyla ele alabiliriz. Kültürel boyutuyla, sosyolojik boyutuyla, ekonomik boyutuyla genellikle. Doğru. Ya da askeri anlamda kayıplardan hep bahsediliyor ama. Doğru. Şimdi zaten ben sözlerime başlamadan önce ben de yani 6 vatandaşımızın Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere. Ve milli takımımıza da başarılar diliyorum. Yani İspanya karşısında bizi gururlandıran bir aklım zafer orada değil mi? Doğru alabileceklerdir. Herhalde. İkinizin de aklı orada maçta. Aklım orada. Şimdi... Benim o kadar değil. Ben maçı baştan seyretmediysem o kadar değilim. Ama hayır, şimdi gol atılsa zaten burada bir gürültü kopar. Gol olduğunu duyarız. Stüdyodayız. Burası ses geçirmez. Belli olmaz. Kameraman arkadaşlardan biri soplayabilir yani. Ve tabii şey şudur. Siz futbolla alakanız olmadığı için bilmiyorsunuz. Son Avrupa Şampiyonası'nda yani şimdi futbol oynamak yenmek ayrı bir şey. Türk milli takımı heyecan vererek oynuyor. Yani tüm Allah maçlarını Allah, son dakikada bir tarihe kazandı. Gelsek ya felsefe değil. Şey, tarihe geliyoruz. Bu aşure programı değil bu tarih programı. Şimdi evet, şöyle gelelim. Çok güzel şey şimdi Halil İnalcı'nın hocamızın çok güzel bir sözü var. Diyor ki Osmanlı tarihi en fazla tahrif edilmiş tarihtir. Hı hı. Ve bize de bu aşağılık duygusuyla öğretilmiş bir tarihtir. Baştan aşağı yeniden yazılmalıdır diyor. Ömrünü de ona adadı. Yani Halil İnalcı kitaplarında hep Osmanlı tarihindeki yanlışları düzeltmeye geçiyor. Bunun sebebi şu. Şimdi bizim bir kanaatimiz var. Viyana bozgunuyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemeye başladığını ve devamlı gerilediğini düşünüyoruz. Halbuki şablon böyle değil. Yani Viyana'da biz 1683'te çok büyük bir mağlubiyet alıyoruz. Bir gün bunu anlatırız orada biliyorsunuz Merzifonlu'nun kafatası ve kemik hikayeleri vardır. Evet. Büyük bir mağlubiyet anlıyor. Ancak şu gözden kaçılıyor. 1683'ten 1699'a kadar 16 yıl savaşılıyor. 4 büyük Avrupa devletine karşı savaşılıyor. Ve savaşın sonunda Osmanlı'nın kayıpları da sınırlı oluyor. Yani Avrupa'nın 4 büyük devletine karşı 16 yıl mücadele edebiliyor. Çünkü 1739'da Avusturya'ya giden elçimiz var, Tavukçubaşı Mustafa.
Orada bir tartışma yapılıyor. O 39'da savaşı biz kazanmışız. Biz sizi daha önce nasıl yenmiştik diye söylüyor Avusturyalılar. Sorarım size diyor, hanginiz diyor 4 Avrupa'nın 4 büyük devletine karşı 16 yıl mücadele edebilir diyor. Haklısın diyor, hiçbirimiz edemeyiz diyor. Yani Viyana bir dönüm noktası gibi algılanır ama yanlıştır. Yani Viyana askeri açıdan çok başarılı bir harekattır. Çünkü Temmuz ayında Viyana'nın önüne gidebilmiştir Osmanlı ordusu. Ancak başarısız olunmuştur bazı yapılan teknik hatalardan dolayı. Ve ardından 16 yıl 4 büyük devlete karşı savaşılıp Karlofça'da bazı topraklar bırakılmıştır. Ancak nasıl bazı topraklar? Dünya kadar toprak. Yok, çok büyük bir toprak değil öyle. Yani imparatorluğun şey geneline. Ya Macaristan'ın bir kısmı gidiyor. Ya yani Macaristan'ın Ukrayna bir kısmı gidiyor daha ne? Hayır. Ama imparatorluğun kaçta kaç? Bu arada çok mesaj geliyor. Yani maç yerine tercih ediliyoruz. Birçok seyircimiz tarafından. Erkeklerden efendim, mi geliyor? Hem erkeklerden hem hanımlardan. Bayanlar da geliyor hanımlardan. Hanımlardan çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada efendim bir seyircimiz Erhan Bey 3 hafta önce vaat etmişti halay çekecekti. Niye çekmiyor diyorlar. Biz de tango yapmayı vaat etmiştik ama. İlber'le yaparsınız şimdi. Ben güzel tangolar getirdim. Ona şimdi göre giyinmeyin. Botla tango yapılmaz. Çıkartırsınız çok canım. Çıplak ayak. İlber Hoca'yla şöyle oluruz. Ancak onun ayaklarına basarak yapabilirim. Şimdi evet. Olur ya o şey. Bu arada Yaprak Hanım'ı anons yapmayı unuttum, kusura bakmayın. Evet. Yaprak'cığım çok güzel 4 tane şarkı hazırladı. Unutuldu. Onları zevkle dinleyeceğiz. Evet. Şimdi biz hep şunu unutuyoruz. Karlofça'nın bir rövanşı var. Yani mağlubiyeti uğradı devlet. Toprak kaybetti diyorsanız ama. Hı hı. Devlet Osmanlı şunu fark ediyor. Avrupa ile ittifak halinde baş etmesi zor. Teke tek yakalıyor. 1711'de Rusya'yı mağlup ediyor. 1715'te Venedik'i mağlup ediyor. Ancak Avusturya karşısında mağlup oluyor. Bu sefer Sırbistan'ın bir kısmını da kaybediyor. Ancak daha sonra tekrar fırsat buluyor. 1736-39 savaşında hem Rusya'yı hem Avusturya'yı mağlup ediyor. Yani biz Viyana'dan sonraki bu şeyi görmemiz lazım. Karlofça'nın rövanşında Osmanlı başarılıdır. Karlofça'da kaybettiği toprakların önemli bir kısmını kurtarmışlar. Mora'yı kurtarıyor. Yani Mora elimizden gitmiş. Kardeşim Mora burnunun dibinde. Ha, ama işte onu kurtarıyor. Başarıyor yani. 1715'te kurtarıyor. Azağı geri alıyor. Bunun yanı sıra Sırbistan'ı kurtarıyor. Yani revanşta Osmanlı başarılı oluyor. Ve bu dönemdeki mağlubiyetlerde biz hep gözden kaçırdığımız, yani bizim Türkiye'deki tarihçilerin pek üzerinde durmadığı şey şudur. Osmanlı'nın bu dönemdeki mağlubiyetlerinin sebebi teknik sebepler değildir. Yani Avrupa'nın çok ileri gitmesinden falan değil. O dönemde özellikle Avusturya'nın askeri komutasında çok büyük askerlerin olmasıdır. Prens Öjen. Badenli Louis gibi bunlar çok büyük askerler ve Avusturya tarihinde yani ki 3-4 adam hep aynı döneme gelmiş. Zaten Prens Öjen öldükten sonra biz bütün savaşları kazanıyoruz. Prens Öjen ölene kadar da o bizi mağlup ediyor. 1697'de Zenta'da, 1716'da Petervaradin'de, 1717'de Belgrad'da bizi mağlup ediyor. Ancak 1736-39 savaşında o olmadığı için biz kazanıyoruz. Çünkü bizde de bu sefer iki tane büyük komutan var. Hekimoğlu Ali Paşa, Hacı Yavaş Paşa. Yani buradaki bütün şey mağlubiyetlerin strateji. Asıl sebebi Yavaş Paşa mı? Hacı Yavaş Paşa. O zaman da mı? Başka bu. Belgrad Fatih'idir kendisi. Tabii bunun dediğim gibi yani komuta kademesindeki problemlerden dolayı kaybetmiştir Osmanlı. 18. yüzyılda farklılaşacaktır. Tabii özellikle Osmanlı'nın gerileme ve çöküş diyebileceğimiz dönem aslında 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı ile başlıyor. Yani Viyana'dan sonra ara kapanmıştır tekrar. İlk defa 1768-74 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti teke tek bir devlete karşı mücadeleyi kaybetmiştir. Yani ondan önce teke tek hiçbir devlete karşı mücadeleyi kaybetmiyor. Ancak 68-74 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kaybediyor ve Kırım elden gidiyor. Ki bu çok büyük bir şeydir. Mağlubiyettir. Rusya'ya 2. Katerina Rusya'ya tabii. Hakim oluyor. Canımızı okuyan o kadındır. Tabii. Alman. Yani bir Alman prensesi. Alman aslında. Hatta Almanya'nın da çok büyük bir prensliğinden falan değil. Küçük bir prensliği evet. Şeyidir. Efendim. Rusça'yı sonradan öğrenmiş. Rusça'yı sonradan öğrenmiş. Tespit edilen 61 tane sevgilisi var. Evet. Şu ana kadar tespit edilen. Kaç tane çocuğu? Allahu alem. Komutanların çoğu da zaten sevgilisi. Orloflar vesaireler. Zaten efendim, İngiliz hanedandan tutun Habsburglara kadar hepsi birbirine bağlantılı olduğu evet. için. Mesela Victoria
O devir ama Victoria sonra. Tabii ki çok sonra. Ama o da mesela Avrupa'nın ananesi denilir ya, aynı durum. Yani çünkü hepsi birbirine kan bağı var. Tabii. Fakat kadın bir Alman prensesi. Gelmiş oraya, bir izdivaç yapmış, evlenmiş. Kocası tahta geçmiş, kocayı hemen indiriyor. Hemen indirmiş. İpleri eline almış, generalleri de hiç reddetmemiş. Kocası ama zaten istemiyormuş. Yani evet. Kocası biliyorsunuz av köşküne gidiyor, orada zaten hallediliyor. Kocası için de çok şey söyledi ya, neyse. Ya onun da evet bir sürü evet. Aşk maceraları ve şeyleri var. Efendim, kadın bir Alman prensesi. Hatta küçük bir prenslikten. Böyle çok Hohenzoller ne bileyim, Hohenlohe gibi falan değil. Küçük bir prenslikten gelmiş. Rusya'nın başına geçmiş fakat Rusya'yı Rusya yapan 2-3 kişi varsa biri Petro bir de bu kadındı evet. Ve canımızı okuyan da Katerina Tepsi. Ve şey var zaten. Çeşmeyi basıyor, donanmayı yaktırıyor. İşte 68 savaşında oluyor. Kırım'ı alıyor. Hı hı. Kadın canımızı okumuş. Ve tabii sadece şey işin bu militer tarafında değil, askeri tarafında değil. Düşünce bazında da biliyorsunuz o dönem evet. Bütün Fransız aydınlanma figürleriyle mektuplaşıyor, onlara kitap yazdırıyor. Ya Voltaire ölmüş, kadın Voltaire'in kütüphanesini satın almış. Evet. Yani Voltaire'le mektuplaşıyor. Özel arşivi, kitapları, hepsi. Notları her şey şu anda Petersburg'da. Hermitaj Müzesi'ne gitmişsinizdir. Evet. Tabii. Oradaki eserleri gördüyseniz, o yani Katerina döneminde orası kuruluyor ve Avrupa'da olan bütün belli başlı sanatkarların heykeltıraşları 250 civarında tablo getirtiyor. Yani dünyanın en büyük sanat müzelerinden bir tanesidir zaten. Muhteşem bir zaten şey var. Aydınlanma kütüphanesi ve eserler koleksiyonu. Ama şey var şimdi baştan aydınlanmacı bir tarzda geliyor. 1773'te Kazak isyanı başlıyor. Pugaçev ben Petro'yum, ölmedim diyor. Yani kocasıyım ben diyor. Asıl taht benim hakkım. Kazak isyanı çok zor bastırıyorlar. Ondan sonra bu sefer anlıyor ki Rusya'da despot olmadan yönetim olmaz. Yani o aydınlanmacılığı falan bırakıyor. Ve şeyi de söylememiz lazım. Hatta dendiğine göre o Pugaçov isyanında adamın idam edilmesinden bir gece önce yani sabaha karşı adam asıyorlar. Kadın zindana gitmiş. Niye isyan ettin diye konuşmuş, şey yapmış yani. O bir esatir mi acaba? Efsane mi acaba? Efsane mi? Doğru. Olabilir de niye olmasın? İkinci Mahmut şeyi idam ettirmeden önce getiriyor, seyrediyor. Bu İbn Suud'u. Yani hac yolunu kesip. Kafesin arkasında mı? Nasıl? Hayır, adam zincire bağlanmış. Bir platforma çıkartmışlar. Padişah Yedi okunmuş. Kulede. Hayır efendim şeyde. Bir kısmı Mercan'da öldürülüyor. Mercan'da adamlarıdır şeyde. Şeyin çıkışında şimdi bu basın yayınının olduğu yer var ya, Sirkeci'den giderken Sepetçiler Kasrı'nın üst tarafında oraya getirdi seyreder. Enderun tarihinde çok güzel yazar şeyden. Biraz bir başka konuya kısaca geçelim çünkü tekrar teşekkür ediyorum efendim. Futbolu tercih edenler var bize. Sağ olun. Bir izleyicimiz Sırrı Bey, Sayın Sırrı Altuğ. Verdiğiniz bilgilere teşekkür ederim. Bir şeyden bahsediyorlar. Bizde hep söylenen bir şeydir bu. Şeyhülislam fetvasıyla matbaanın girişi engellendi diye. Sırrı Beyefendi böyle bir şey yoktur. Yani onu isterseniz şeyle de alakalı söyleyebiliriz. Yani gerilemenin de bir dakika şimdi sebebi. Bağlamayalım. Bu akademik şişmanlık yapma konularda. Şöyle basit anlat. Akademik şişmanlık yaparsak daha rahat anlaşılır. Hayır, kimse anlamaz. Onlar anlar. Bugün bir televizyonda bir tarih programı seyrettim. Bizim ilhamımızla yapıldığı belli. Şimdi ismini vermeyeyim. Çok iyi bir tarihçi çıktı. Fakat anlattığından bir kelime anlamadım ben. İktisat tarihi anlatıyorlar. Efendim divan-ı muhasebatta belgenin kenarına yazılan notların bilmem nereye bilmem... Yani kim dinler bunu? Osmanlı'da divan-ı muhasebat yok. Profesör bile belki bilmez. Yani şeyde senin doktora defterhanede. Onca basit şey yapacak. Şimdi efendim matbaanın gelişi hiçbir şekilde Şeyhülislam'ın engellemesiyle gelmesi gecikmedi. Matbaanın uzun zaman Türkiye'ye gelmemesinin tek bir sebebi var. Daha önce de söyledik. Millet olarak okumayı sevmiyoruz. Budur. Veyahut hattatların işsiz kalacağı falan söylenir.
Hayır. Çünkü İbrahim Müteferrika'nın kitaplarının baskı adedi 500. Evet. Gördüm. İlk defa bugün gördüm. Neyi? Kütüphaneyi. Yukarıyı mı? Gördüm. Of, güzel değil mi? Bayıldım. O zaman ama bir... çok az kitap. Çok şaşırdım. Yani ben... Müteferrika 17 tanedir. 17 kitap. 23 cilt. Müteferrika 17 kitap basmıştır. 23 cilt midir o? 23 cilt tamamı. 17 kitaptır. Ve onu... Ama konular çok güzel. Orada kütüphaneye bakınca o kadar bambaşka... Şimdi hangi kütüphane anlaşılmayacak? Yani bizim binanın, bu binanın efendim Taksim'deki şu anda yayın yaptığımız Habertürk Televizyonu'nun, Kanal 1'in ve Habertürk Gazetesi'nin bulunduğu binanın en üst katında Şevket Rado'nun koleksiyonunun en önemli parçaları, tam bir müteferrika takımı. Türkiye'de zannedersem tek takımdır. 500. Eksiksiz. Ne kadar kitap vardı orada? Çok kitap var. Tam saymadım ama müteferrika tam. Çok güzel seyahatnameler var burada. Şimdi şeyden geldik buraya. Müteferrika'nın Sırrı Beyefendi kitapları zaten 500 adet basılmıştır. Sadece 1-2 kitabı var. Dışarıya satmak için, yabancılar için burada bastığı kitaplar var. İşte Türkçe gramer falan. Onları 1000 tane falan basmış. Bir ilk bastığı 1-2 kitabı 1000 basıyor, sonra bakıyor satılmıyor. 500'e iniyor. 500'e basıyor. Fakat demin arz ettiğim gibi bizim matbaanın bize geç gelmesinin sebebi hiçbir şekilde Şeyhülislam'ın veya dini kesimin engellemesi değildir. Sadece ve sadece okumayı sevmememizdir. Ve hattatların ekmeğine mani olacak bir durumda yoktur bunda. Öyle dendiği gibi on binlerce hattat zaten hattat yok. 90 bin hattat diyorlar ya. Ayrıca yani olur mu öyle ne şey? Ne alakası var? Sonra 500 kitap hattatın ekmeğine nasıl mani olur? Doğru. Bir de işte müteferrikanın şeyi elimizde, daha önce bunu söyledik. Ölümünden sonraki veraset, yani miras belgeleri, tereke evrakı daha doğrusu. Adamcağız kitaplarını satamamış çünkü pahalı. Yazmadan daha pahalı oluyor. Bir de şey yapıyorlar. Çok enteresan. Evet. Mesela sonradan süslettiriyor kitaplarını. Çünkü düz matbaa kitabını insanlar şey yapmıyorlar, algılamıyorlar. Evet. Ya bir de şöyle bir yanılgı var. Genellikle insanların, ya Avrupa'daki düşünürlerin ya da yazarların da yüz binlerce kitapları olduğu düşünülür belki. Yani orada ne kadar çok kitap var, burada ne kadar az var. Ama Montaigne'in bile ki dönemine göre ne kadar zengin bir kütüphanesi varmış. Topu topu 100 tane mi ne kitabı varmış. Tabii, tabii. Ya tamam, bahsettiğimiz çok daha eski tarihler ama yani 1600'lerde, 1700'lerde belli başlı kütüphane sahipleri de çok az kitaba sahip. Sonra birazcık hani 18. 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyıldan itibaren böyle büyük kütüphaneleri olan insanlar ön plana çıkıyor. Onlar da İngiltere'de bile sayılıdır. Sözünüzü keseceğim. Bir sayın seyircimiz Seran 40. Türk Hava Yolları uçağı indi diyorlar. Yavuz uçak inmiş, hocayı aramaya başla. Hemen getir duruyor. Bu koltuk onun için. Bu boş koltuk. Uçağı takip ediyorlar yani. Evet, hoca geldi mi gelmedi. Önce inmiş. Yok zaten direkt buraya gelecek. Efendim program başladığı sırada hoca buradan olacak, burada olacaktı. Türk Hava Yolları'nın azizliğine uğramış. 1 saat 20 dakika rötar var. O yüzden. Aslında rötar yapmazsa şaşmak lazım zaten. Standart olur yok, yani. Türk Hava Yolları gene güzel çalışan bir şeydi. Hiç şey yok. Biliyorsunuz ben 2-3 hafta önce Cizre'den buraya gelemedim. Bir gece Diyarbakır'da kalmak durumunda kaldım. Cizre'ye niye gitmiştiniz? Kadınlar Günü münasebetiyle. Ya çevre ya Kadınlar Günü, neyse. Allah kurtarsın ama... Artık nükleer enerjinin şeyini anlamamız olabilir. O konusunda hiç girmeyelim. Hanımefendi hidayete ermiş. Ermiş değil mi? Duyduğuma göre, evet. Şimdi efendim... Benim adıma yine konuşmaya başladınız. Şimdi İkbir Hanım... Tekrar bu çöküşe gelmeden önce geçen haftalardan vaat ettiğimiz bir konu vardı. Yavuz Sultan evet. Selim'in gerçek resmi. Şimdi size 3 tane resim vermiştim. 2 Yavuz, 1 Şah İsmail. Şu Yavuz'un küpeli olan bir resmi var biliyorsunuz. Onu bir gösterebilir miyiz? Oradan itibaren anlatalım. İnci küpeli. İnci küpeli. Evet efendim. Vermeer. Ne Vermeer. Güzel bir resimdir evet. O. İnci. Evet. Bu. Bu Yavuz Selim'e atfedilen bir resimdir, bir tablodur. Kulağında küpe vardı, bu Yavuz Selim değildir. Çünkü kulaktaki küpe... Haydari mi demiştiniz? Hayderi. Hayderi. Hayderi, Kalenderi, hatta Cavlaki.
cavlaki yollarına mensup olanların kullandığı bir semboldür. Bu Yavuz Selim değildir. Şimdi Yavuz'un gerçek resmini göreceğiz. Döneminden biraz sonra çizilmiş resmini göreceğiz efendim. Onu alalım ilk gün hanım. Bu. Bu Yavuz'un minyatür. Bilinen en eski minyatürlerinden biridir. 16. yüzyıl zaten. Evet. Şimdi efendim Şah İsmail'i görelim. Bu Türkiye'de pek bilinmeyen bir çizimdir. Şah İsmail bu. Tekrar söyleyelim. Safkan bir Türk hükümdarıdır. Evet. İran'ın hakimidir. Fakat Türk hükümdarıdır. Yani Türk kökenli. Ben kökeni anlamıyorum. Köken sözüne ben karşıyım. Onu Türk. Da mı karşısınız? Köken sözü... Çünkü şimdi şey diyorlar. Ermeni kökenli vatandaşımız kardeşim. Ermeni vatandaşımız demek ayıp değil ki. Rum kökenli vatandaşımız niye kökenli olsun? Ama işte Türk hükümdarı deyince hani... Safevi Türk... devleti ama Türk devletidir. Fas devleti değildir. Türk devletidir. Dolayısıyla Türk hükümdarı kafi diyorsunuz. Türk hükümdarıdır. Çünkü Safeviler ama Şii İran... devleti değildir. İran'da zaten 1900'lü yıllara kadar bu... İranların başa geçtiği devlet yok. Hep Akkoyunlar. Pehlevi hanedanına kadar evet. Hep Türktür. Türk kökenli Türktür. Ama Şah İsmail buydu efendim evet. Gördüğümüz gibi. Birbirlerine çok benziyorlar ama zaten bu... Zaten o dönem için bakın üçün yan yana görüyoruz. Evet. Şu anda güzel oldu bu. Solda Şah İsmail, ortada Yavuz Selim. Sağda büyük ihtimalle Şah İsmail'dir tekrar. Çünkü tacı, sarığın üstündeki taç ve kulağındaki küpe Şah İsmail'in mensubu olduğu ailenin kalenderi ve hayderi bağlantılarını gönderecek unsurlardır. Evet efendim. Tabii bunun sebebi de şu. Bu resim ders kitaplarında Yavuz diye. Yavuz diye şey girmiş. Yapıyor. Yani bir ders... de bir taht var şeyde Topkapı Sarayı'nda. Hı, o da Şah İsmail'in tahtı. Şah İsmail'in tahtı diyorlar. Yahu taht 1. Abdülhamid'e hediye gelmiş Hindistan'dan 18. Evet. yüzyıl. Hani üzerine böyle cicili bicili taşlı şeyli inciler şunlar bunlar. Ya işte ders Şah İsmail ile alakası yok. Ders kitaplarına bir bilgi yanlış girerse onu kaldırıp atmanız için bir iki neslin değişmesi lazım. Yani çünkü nesiller en fazla ders kitabında görüyorlar Yavuz diye. Ve o resim de zaten 18. yüzyıl resmi büyük yani benim bildiğim. Evet, yani 18. Şey. Yüzyılda yazılmış bir tablo Yavuz diye konulmuş. O yüzden zaten birçok bilgi de yanlış giriyor. Mesela bu çöküşle ilgili de. Mesela bizim ders kitaplarında kuruluş, yükseliş, duraklama, çöküş diye bir sistem var. Ben bunun kökenini araştırdım. 1861'den sonra Ahmet Vefik Paşa'nın yazdığı Fezleke-i Osmani isimli tarih ders kitabında o bir tasnif yapmış. Yani kuruluş, yükseliş, tabii o inkişaf, intişar vesaire diye başlıyor. İntişar, inkişaf diye devam ediyor. Onun yaptığı tasnif Cumhuriyet dönemindeki ders kitaplarına girmiş. Ama o da tabii ki Avrupalı tarihçiler var biliyorsunuz. Yani insan hayatı gibi tarihlere kategorize tabii. etme. Yani ranke mesela bunlardan en iyi örnektir. İşte başlangıç, yaşlanma, son tarzında antropomorfize etme. İnsan biçimci. Evet, insan biçimine tarihi sokmak. Dolayısıyla hani bu bir aslında tarihçilikte moda gibi bir şey. Ya o işte alınmış. Tabii biz şunu biliyoruz artık yani devletin askeri gücüne orantılı bu yanlıştır. Özellikle de biz hep yanlış anlaşılıyor. Devlet 300 yıl, son 300 yıl devamlı çöküyormuş gibi anlaşılıyor. Bu günümüzde terk edildi. Yani son 20 yılda başta Halil İnalcık olmak üzere, hocamız olmak üzere yapılan araştırmalarda bunun yanlış olduğu, devletin 17. yüzyılda tekrar toparlanıp o gücünü devam ettirdiğini biliyoruz. Birkaç program önce biliyorsunuz Yenik Şehirleri konuştuk. Mesela geçen onları, hafta. Bir önceki haftaydı galiba. Evet geçen hafta. Değil miydi? Bir önceki haftaydı. Yani mesela Yenik Şehri ocağının kapatılması bile başlı başına bir reformun ve bir oradaki düzeltme teşebbüsünün göstergesi. Ve çok mesela kurulan askeri teşkilat... Askeri Muhammediye neydi arada bir şey daha var. Asakir-i Mansuri-i Muhammediye. Evet yani mesela oradaki yapılan reformlar vesaire hepsi aslında çok pozitif şeyler. Dolayısıyla her şey kötü olarak bakarsanız çok genelleme yapmış olursunuz. Ben hep şunu söylüyorum. 1870'te haritayı alıp bakın Romanya, Sırbistan,
Arnavutluk, Yunanistan'ın önemli bir kısmı, Bulgaristan, bütün Arap vilayetleri, hepsi Tunus, mi? Libya, Osmanlı toprağı. En kötü zamana gidin, 1917'de Medine ve Kudüs bizim elimizde. Yani devletin artık iyice çöktüğü, havlu attığı zamanda bile. Yani o yüzden daha sağlıklı analiz yapılabilmesi lazım. Yahu yani. Şey, Habeşistan evet. Bizim toprağımız gibi bir şeymiş bir evet. bölümü. Rahmetli Cengiz Orhan'ın evet. ortaya çıkarttı ki 1970'li yıllarda. Şeyin, Habeş vilayeti bütün haritalarda gözükmüyor. Gözükmez. Yani Etiyopya bugünkü. Bizim Ahmet Kavas isimli bir arkadaşımız var. Siz de tanıyorsunuz. Evet. Bu daha önce tarih evet. yazıları yazdı. Onun yazdığı Afrika araştırmaları Osmanlı belgeseli. Abdülhamit döneminde Madagaskar'dan, Somali'den evet. halife olarak Kutbe'yi onun adını okuyorlar. Yani Abdülhamit döneminde 19'un ben sonunda. Ben 92 miydi, 93 miydi neydi? Nijerya'daydım. Hutbe Sultan Hamid adını okumuyorlar. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Yalnız çok küçük iki açıklama yapmak istiyorum. Efendim Safevilere Türk Devleti değildir diyen mi var diyorlar Sayın Gökhan Yurtoğlu. Beyefendi bırakın Safevileri, Osmanlılara Türk Devleti ile ilgili diyorlar. Evet. Safevilere var tabii ki. Ekseriyeti bugün Türkiye'nin Safevi Devleti'nin Türk Devleti olduğunu bilmez. Bilmez. Çünkü gelen maillerden de mesajlardan da bunu görüyoruz. İran Devleti zanneder, Fars Devleti zanneder değildir. Bir de ben teknik bölümdeki arkadaşlardan rica edeyim. Çok mesaj geliyor. Radyodan sizi dinleyemiyoruz diyorlar. Bu programın radyodan yayınlandığını ben bilmiyordum. Şey oluyor ya. Ona bir bakabiliyor muyuz lütfen? Ben kısa de... bir ara verdikten sonra efendim tekrar devam edeceğiz. Evet. Efendim tarihin halk odası devam ediyor. Verdiğimiz arada İlber Hoca aradı. Uçağa inmiş, yoldaymış. Bir 10-15 dakika içinde burada başta da bu programın ilk programlarda söylemiştik. Burasını biz açık ev gibi evet. istiyoruz. Hoca gelecek. Bu koltuk onun için. Buraya oturacaklar.